Tarihimizi bileceğiz. Hepimiz sorumluluk alacağız. Sorumlu vatandaş olacağız, yurttaş olacağız. Millet olmanın gereğidir bu. Tabii sadece bilmek yetmez. Hep birlikte hissetmeliyiz. Hep birlikte hissedebilmenin güçlü biçimlerini yaşamalıyız. İşte o bakımdan buradaki bu seyir terasındaki hizmetin içerisinde bulunacak olan hem İnönü Savaşları'nın anlatıldığı hem buranın geçmişinin tariflendiği anı evi bu yaşananların güçlü hissedilmesi için de önemli bir merkez olacak. Hemen burada buraya emek sarf eden çalışma arkadaşlarım var. Onlara hepinizin huzurunda söylüyorum. Bir, burası çok hızlı bitecek. Benim çok acelem var. Memleketimin de acelesi var. İki, çok nitelikli bir iş istiyorum. Her yerde titizsiniz biliyorum. Ama bu tür hassas noktalarda daha hassas olmanızı istiyorum. Üçüncüsü, buradaki ana evine çok özel eserlerle çok özel bir takım anlatım çalışmalarıyla buraya gelenin bir kez daha geleceği ve insanları yönlendireceği bir şekle dönüştürmeniz lazım. Ziyaretler esnasında ziyaretçiler burada toprağın içindeki bir cepheye gidiyorlarmış gibi tasarlanmış o halini ve özellikle savaşın olağanüstü koşullarını yaşatan o özel bir girişten geçerek ana alanına geçilmesini esnasında doğru bilgilerle kimin kim olduğunu anlatan güzel bir ana evi olmasını istiyorum. Tarihi dokuyu yansıtan eserler, anıtlar, heykeller, sergilerle zenginleşecek ve duygusal etkisi, mekansal etkisi yüksek olmalı. Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum, vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine baka baka sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp konuş bakayım sen öyle de böyle de demiyoruz. Öyle demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum, onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani? Devletimizin valisi şusu busu. 2 kilometre böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız orada atadığınız siyasi 1-2 kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var. Seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran, diyemem ki onu, nasıl diyeyim? Diyemem. Onu tariflerken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor. Kıymetli dostlar, tabii milletimizin bu özel anlarını yaşatmak bizim sorumluluğumuz. O bakımdan bu projeyi de bugüne kadar çalışan bütün arkadaşlarıma, emek veren bütün arkadaşlarıma hepinizin huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir eser olacak. Bu ülkenin nasıl ve neler pahasına kurtulduğunu ve nasıl zorluklarla bugüne gelindiğini bize anlatacak. Biz bağımsızlık savaşı sırasında hem meclisi çalıştırırken hem bu ülkenin iktisadi geleceğini düşünürken hem eğitimini o sürece hazırlarken bir yandan cephede savaşan o güzel insanlara Mustafa Kemal Atatürk'e
İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'a, Kazım Karabekir'e, ismini sayamadığım nice silah arkadaşlarına, erlerine, kadınlarına, erkeklerine, içlerinde benim rahmetli büyük dedem de vardı. O gazi olarak dönmüştü Trabzon'a. Allah rahmet etsin, bütün büyüklerimizin mekanı cennet olsun. Onlara ne kadar minnet duysak az. Teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten yoktan var ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Tabii milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek yola çıkmış bir komutana sahip olmak ne büyük şans. Ne büyük şans. Bu topraklar özgür ve eşit yaşamak için nice bedeller ödemiş ve aziz millete bu güzel insanlara ne güzel bir gelecek sunmuş. Aynı zamanda bu bize başka bir sorumluluğumuzu anlatıyor. Milletin Türkiye Cumhuriyeti vesilesiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla başka bir dönemin başlangıcına imza atmıştır yine aynı o insanlar. Cumhuriyeti bize hediye etmiştir. Cumhuriyet muazzam bir şey. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Oradaki o güzel kesitteki güzel hanımefendiler bakarken onlara söylüyorum çünkü ana kucağı gibidir devletin eli, devletin tavrı, davranışı. Şefkatlidir, devlet güçlüdür ama her bireyin, her vatandaşın arkasındadır. Devlet böyle bir şeydir. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme arzusunun başlangıcıdır 1923. O bakımdan bize bırakılan bu nimet gibi olan cumhuriyete layık olmamız lazım. Tabii ne yazık ki 100 yıllık emekle büyütmeye çalıştığımız cumhuriyetin bu temel prensibinin dışında kendisini milletin üstünde görenler olduğunu yaşıyoruz, görüyoruz. Milli iradeyi gasp etmeye çalışanlar var. Sorarsanız bana dün niye Bursa'daydın, bugün niye Bilecik'tesin? Elbette hizmetlerimiz var, işbirliklerimiz var. Ama ben sizlere milletin iradesini gasp edenleri şikayet etmeye geldim. Onlara hep birlikte hesap sormanın gününe hep birlikte hazırlanmamız gerektiğini hatırlatmak için geldim.